Almaz gibi ayağa devam ediyor. Evet. Tamam arkadaşlar. Seçildiğinizde sizi Türkiye'den kutlamıştık ama yüz yüze arkadaşlarımla birlikte tekrar kutluyoruz. Kıbrıs Türk'ü için ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Son olarak Cenevre'de yaptığınız görüşmeler, Kıbrıs Türk'ünün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirilmesi oldu. Ama hep amaç aynıydı, aynı amaç çerçevesinde. Az önce Sayın Küçük'ün, rahmetli Küçük'ün ve Denktaş'ın mezarlarını ziyaret ettik. Orada Sayın Küçük'ün Kıbrıs Türk'ü hür ve bağımsız yaşama istiyor diye öyle bir kararlılık cümlesi vardı mezarında. Gerçekten de hür ve bağımsız olmasını arzu ederiz. En büyük arzumuz odur. Bunu dile getirdiniz. Biz 50 yıldır verilen mücadelenin sonunda Kıbrıs'ın artık bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını ve bağımsız devlet olarak Kıbrıs'ın tanınmasını, dünyanın saygın ülkelerinden birisi konumuna gelmesini isteriz. En büyük arzumuz budur. Bu çerçevede vereceğiniz her mücadele, yapacağınız her çalışma, yapacağınız her görüşme son derece değerlidir. Bizim üstümüze düşen bir görev varsa biz o görevi yerine getirmeye hazırız. Türkiye'de Kıbrıs politikası milli bir politikadır. Dolayısıyla siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur. Hep birlikte Kıbrıs'ın kendi bağımsızlığını sağlayan, ekonomik gücünü sürekli olarak güçlendiren, yetiştirdiği öğrencilerle de dünyanın her tarafına bir anlamda Kıbrıs'ın adını duyuran güzel bir devlet burası ve biz sizi tekrar yürekten kutluyoruz, ben ve arkadaşlarım. Sizlere başarılar diliyoruz. Evet. Sayın Başkanım, ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bir pandemi süreci geçiriyoruz. Uzadık sırada uzamıştır. Benim başbakanlığım döneminde başlayan pandemi süreci şu anda hala da devam ediyor ve dolayısıyla Türkiye'den gelişler gidişler, bizlerin Türkiye ziyaretleri zor şartlarda olmaktan dolayı bir takım ziyaretler de gecikiyor. Ama sizi ve heyetinizi de burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs meselesi hepimizin de bildiği gibi Kıbrıs Türk halkının bir mücadelesi, önemli bir davası ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni de çok yakından ilgilenen milli bir meseledir. Evet. Çünkü Doğu Akdeniz'deki duruma baktığımızda konjonktürün nasıl değiştiğini gördüğümüzde enerji kaynakları ile Suez Kanalı ile stratejisiyle her türlü denizlerden tutunuz mavi vatandan ta hava sahasına kadar fevkalade önemli bir coğrafyada yaşamaktayız. Dolayısıyla 1571'den beridir atalarımızın, ecdatlarımızın sürdürdüğü bu mücadeleyi şu anda biz sürdürmekteyiz. Önemli olan adil bir şekilde Kıbrıs'ın yönetimini, Kıbrıs'ın kaynaklarını, Kıbrıs'ın yönetimini paylaşabilmektir. 50 yıldan beridir bu federasyon temelinde bir anlaşmadan herhangi bir netice alınamadığını herkes bilmektedir. Evet. Anlam planı zamanında bildiğiniz gibi kapsamlı bir çözüm için Türk tarafı da iyi niyetini ortaya koymuş. Ama maalesef bizlerin evet demesine rağmen Rum tarafı büyük bir ekseriyeti %75'in üzerinde bir hayır oyuyla reddetmiştir. Ama maalesef Avrupa Birliği ona rağmen onları ödüllendirmiş, mükafatlandırmış, onları Avrupa Birliği'ne almış ve Rum tarafı Avrupa Birliği'ne girer girmez Yunanistan'ın başbakanı Simitis güneyle koşaya girmiş ve o akşam zafer nutuğu atmış. İşte yılların hedefi, yılların mücadelesi en üstü gerçekleştirdik. Biz bunu hiç unutmuyoruz Kıbrıs Türkler. Çünkü Avrupa Birliği serbest dolaşım, serbest mülkiyet, serbest sermaye hareketleri, her şeyin serbest olduğu bir bütünlükte. Ama tabii Kıbrıs kuruluş anlaşmalarına göre Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları herhangi bir uluslararası kuruluşa Kıbrıs'ın üye olmayacağını orada açık ve net yazmasına rağmen ve anlam planındaki bizim iyi niyetimize rağmen tek taraflı olarak onların Avrupa Birliği'ne alınması dengeleri aleyhimize değiştirmiştir. İşte o bakımdandır ki ben ve benim eski genel başkan olduğum Ulusal Birlik Partisi ve bizi destekleyen çevreler Kıbrıs Türk tarafının artık egemen olmasının fevkalade önemli olduğunu o tarihten beri bunu vurgulamaktayız Sayın Başkanım.
Çünkü terazi öyle bir tartmıştır ki artık bizim tek egemenlik içerisinde Avrupa Birliği'nde, Türkiye'nin üye olmadığı Avrupa Birliği'nde bizim varlığımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz mümkün değildir. Evet. Onun için o günden beridir bizim siyasetimiz egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devlet. Bunu da Türkiye'nin desteklemesi lazım. Nitekim şu anda o görüyor ki biz tabii Kıbrıs'tan baktığımızda Türkiye'yi bir bütün olarak görmekteyiz. Türkiye'nin kendi içerisinde farklı düşünceler olabilir ama Kıbrıs meselesi milli bir davadır. Milli davada genel aşamada artık iki devletli bir çözümün hepimizin müşterek menfaatidir diye düşünmekteyim. Evet. Çünkü dediğim gibi aksi takdirde bizleri Avrupa içerisinde başka yerlere çekebilirler. Türkiye'nin de buradan zaman içerisinde zaten hep öyle tartışılmaktadır. Öyle bir anlaşma formasyonu da Türkiye'nin buradan çekilmesi söz konusudur. Türkiye buradan çekildiğinde bir kere daha gelemez. 74'te Türkiye'nin gelmesi bildiğiniz gibi bütün şartlar oluşmuştu, o bile zor olmuştu. Çünkü 1960 anlaşmalarına göre Rumların anayasası bozmasına rağmen Kandı Noel silahlı saldırılar gelemedi. Bir takım engeller çıktı. 15 Temmuz 1974'te Junta'nın yardımıyla buradaki uzantıları Makaryos'u darbeyle aşağı indirince Türkiye'ye hak doğdu. Türkiye işte o zaman tek taraflı bir dayanaklığını kullandı ve geldi. Ama 1963'ten 74'e kadar 11 sene burada Kıbrıs Türkler iki defa soykırımdan geçti. Ve dolayısıyla gerçekten çok zor günler geçirdik. Türkiye 11 yılda gelebildi. Şimdi burası Avrupa Birliği'ne girdiğini düşününüz. Bir bütün olarak Avrupa Birliği'ne girdiğini düşününüz. Türkiye buradan öyle bir durumda çıkarsa bir kere daha gelmesi bana göre çok zor olur. Dolayısıyla böyle bir hataya bizim mutlak surette imkan vermememiz lazım. Herhalde vermeyeceğiz. Dolayısıyla sizlere bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çünkü sizlerin de söylediği gibi artık Kıbrıs'ta bu saatten sonra iki ayrı bağımsız devlet siyasetini hep birlikte desteklememiz gerekmektedir. Bu tarihi bir adımdır. Çünkü biz hep şansı verdik. Federasyon temelinde dünya hukukuna, adaletine, her türlü dünyayla iyi niyet çerçevesinde yapılan görüşmelerde Türk tarafı her zaman iyi niyetini ortaya koymuştur ama netice alınamamıştır. Evet. Ne Annan planında alındı, ne de Kral Montana'da alındı 2017 yılında. Ve geçenlerde Rolandis var, Rum tarafının eski Dışişleri Bakanı. O hep söylüyordu, rahmetli oldu. 15 kez müzakere masasına çeşitli planlar ve öneriler geldi. Hemen hemen hepsinde Türk tarafı evet dedi, Rum tarafı hiçbirini kabul etmedi, hepsini reddetti. Dolayısıyla karşı taraftaki zihniyeti anlamak lazım. Karşı taraftaki zihniyet, Kıbrıs'ı bizlerle paylaşmak istemiyor. Kıbrıs'ı daha 1 Nisan günü, Sayın Anastasiadis, Rum lider, Kıbrıs bir Helen adası dedi. Ve EOKA'cıları kahramanlıkla taşlandırdı. Bu şekilde bir anlayış ve zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla milli menfaatlerimiz, ulusal çıkarlarımız ki o anlamda Kıbrıs Türk'ünün kendi davası, Türkiye'nin davasıyla örtüşmektedir. Onun için ben hep konuşmalarımda bu müşterek davamızdır, milli bir davadır. O bakımdan 85 milyon Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün arkasında olması bizim en büyük gücümüz ve dayanağımızdır. O bakımdan şahsınızda tüm partinize, yönetim kurullarımıza, üyelerinize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bir kez daha ziyaretimizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Avrupa Birliği'ne gittiğimde Avrupa Birliği'nin Kıbrıs politikasını Türkiye aleyhine, Kıbrıs Türk aleyhine oluşturduğunu ifade ettim. Hatta referandumdan sonra doğrudan ticaret yüzüğünün devreye girmesi gerektiği konusunda söz verdiklerini ama bu sözü tutmadıklarını, doğrudan ticaret yüzüğünü askıya aldıklarını, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olarak şiddet standart uyguladıklarını da her gittiğimizde ifade ediyoruz. Sizin de vurguladığınız gibi gerçekten de böyle bir çifte standartla karşı karşıyayız.